بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزلر سيز بلان بس وشبو تصوير أرقالي قلب برياتكن صحبت لرمزنا برادر لرنز ذكر أهل دان سورين دب نملادلر. البتة شو كلجان سوال لرغة جواب بيرش، shu bilan birga savol javob odoblarini o'rganish va boshqa shunga oid mavzular haqida suhbatlashib borganimiz hammamiz uchun foyda bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Siz azizlardan kelayotgan ko'plab savollarni ba'zilari tez-tez takrorlanib turadi. Ba'zi vaqtida takror haddidan ham oshib ketadi. Bir savol, bir ma'nodagi gap, lekin ana shuni har kim o'zini tashvishga soptirgan, qiynab turgan, hayajonga soptirgan savol sifati bilan sifatlab bizga taqdim qilinadi. Ko'pchilik ayniqsa shu internetda savol berishdan oldin bir savol javob bo'limiga savol berib izlab, men bermoqchi savol bo'lgan savol oldin berilganmikan, ehtimol javob tayyor turgandir, o'zimni ham boshqalarni ham avora qilmaganim yaxshi degan xayol bilan, tafakkur bilan izlab ko'rish ko'pchilikni esdan chiqib qoladi. Bu qayta-qayta aytilgan o'sha savol beriladigan bo'limni avvaliga qizil harflar bilan katta qilib, savol berishdan oldin izlab ko'ring degan tanbih so'zlari ham yozilib qo'yilgan. Lekin nima degadir biz shunga odatlanmaganmizmi? Yana ko'pchilik o'sha haligi aytganimizdek bor javobi ham, savoli ham bir necha marta takrorlangan narsani qayta-qayta yana berishaveradi. Ana shunday savollardan biri mustahab haqidagi savol. Mustahab qilish, ya'ni tahoratda mustahab qilish qanday bo'ladi ma'nosida yoki uni tafsiloti to'g'risida keladigan ko'p takrorlanadigan savollar. Albatta, hammamiz yaxshi bilamiz, tahorat bizni shariatimizda eng muhim ibodatlardan hisoblanadi. Namoz tahoratsiz bo'lmaydi. Shuning uchun bu ibodatni mavqei katta, tutgan o'rni muhim. Buni yaxshilab o'rganish har bir mu'min va mu'mina uchun ta'kidlangan farzlardan hisoblanadi. Ana shu e'tibordan albatta insonlarni bu mavzuda beradigan savollari ko'p bo'lishi turgan gap. Lekin o'sha mustahab deb nomlanayotgan narsa tahorat paytida, inson orqa oldini yuvish to'g'risidagi ma'noni anglatadigan bo'lgan bizda. Bu ham lug'at jihatidan ham shar'iy istiloh jihatidan noto'g'ri nomlanib qolgan narsalardan biri hisoblanadi. Lug'at jihatidan mustahab degani mahbub narsa, yaxshi ko'rilgan narsa degani. Qilsa yaxshi, qilmasa hech qisi yo'q. Shar'iy jihatdan ham mustahab amal degani qilsa yaxshi, qilmasa hech narsasi yo'q amalni mustahab deyiladi. Bu faqatgina tahoratda ishlatilmaydi.
mustahab amallar har bir sohada, har bir ibodatda, har bir amalda bor. Farzmas, vojibmas, sunnatmas, balki ularning darajasidan pastroq darajadagi narsa. Shuni niyat bilan qilgan odam savob oladi. Qilmay qo'ysa hech qanaqa gunohi, tangdek nuqson degan gap yo'q. Endi bizda insonlar aynan shu tahorat qilishni o'rganish paytida tartibsiz o'rganilgani oqibatida, yaxshi va tartibli tushuntirilmagani oqibatida yuqorida aytilgan bu amaliyot to'g'risidagi tushuncha noto'g'ri bo'lib qoladi. Noto'g'ri bo'lishi nomlanishining o'zi noto'g'ri. Buni, ya'ni insonni tozalanishini shar'iy istilohda istinjo deyiladi. Tozalanish oldi orqasidan demak najos narsalarni ketkazish ma'nosi. Ana u amaliyot shariatda ochiq-oydin ko'rsatilgan. Inson qazoyi hojat qilganidan keyin o'zini orqa oldidan chiqqan demak najosatlardan badanini poklash kerak. Bu poklash avvallarda tosh, kesak va shunga o'xshagan narsalar bilan bo'lgan. Insonlarga va hayvonot olamiga ham va gohida jinlarga ham manfaat beradigan narsalar bilan istinjo qilinish, poklanish man qilingan. Misol uchun Rasul akram alayhissalotu vassalomning hadislarida bor, suyak va tezaklar bilan istinjo qilib bo'lmaydi, chunki bu jin birodarlaringizni ulovlari, hayvonlarini ovqatidir degan kelgan ma'no. Ana insonlar demak istinjoni o'sha har vaqtni o'zida, misolan qalinda tosh, to'proq, kesak bilan tozalanadigan bo'lsa, hozirda taraqqiy etgan jamiyatlarda maxsus shu amaliyotni bajarish uchun qog'ozlar chiqqan. Ana o'sha qog'ozlar bilan poklanishga ko'pchilik odatlangan. Buni ham bir vaqtlar tushunmovchilik oqibatida qog'oz bilan istinjo qilib bo'lmas ekan, gunoh ekan, qog'oz degani palon degani ekan, piston degani ekan degan gaplar tarqalgan. Hozirgacha ba'zi bir kishilarning ongida mana shu narsalar boqiy qolgan. Bu ishni qilishni o'zlariga yet ko'rmaydiganlar ko'p. Lekin maxsus shu niyat bilan mana shu xizmat uchun chiqarilgan qog'ozlar bilan istinjo qilinsa, poklansa hechqisi yo'q, buni hamma biladi. O'sha qadimda ham Rasul akram alayhisolatu vasallamning davrlarida ham odamlar tosh, kesak bilan istinjo qilib yurgan paytlarida Rasul akram alayhisolatu vasallam Madina munavvaradagi bir qavmdan so'raganlar: sizlarni nima ortiqchalaringiz borki farishtalar maqtayapti sizlarni degan so'rovlari bo'lgan. Shunda hariga qavm avvalo o'zlarini boshqalardan ortiqchaliklari yo'qligini aytib turib, keyin boshqalardan ortiqcha qiladigan ishlari bo'lsa, shu demak hojatdan keyin poklanishda tosh yo kesak ishlatishdan ziyoda suv ham ishlanib, suv bilan ham poklanayotganlarini aytganlar. Ha, ana o'sha ekanda deganlar Rasul akram alayhisolatu vasallam. O'shundan keyin ko'pchilik o'ta ozodalikka rioya qilish maqsadida avval qattiq, ya'niki suyuq bo'lmagan narsalar bilan poklanganidan keyin so'ngra suv bilan ham poklanishni odat tusiga kiritilgan va bu amal mustahab deb aytilgan. Ya'niki mustahab amallar doirasiga kiritilgan. Qisa yaxshi, qilmasa tangdek yo'q, hech qanaqa gunoh bo'lmaydi, kamchilikka, nuqsonga yo'l qo'ymagan bo'ladi.
Bizi cemiyette mana şu narsa sekin sekin demek mustahab degen düşünceye aylanıp kalıyor. Mustahab kılaman dese bro, demek bu adam kazayı hacetten keyin tazelengende su işletirken degen düşünceye de devam bugün. Mustahab kırgın dese ham şunu düşünürken ve hazır ham mana şimdi bulup kere yaptı. Şimdi ana şu ameliyatını adamlarımız düşünmeyen halde eğer o şey tazelenmesi lazım bulgen aldı arka tarafları da nafak nerse bulmasa hem kılıçka otuşu oya. Mesela şimdi bir adam yatıp uhladı da tahareti uhlageni tüfeydi gitti. Kazayı hacet kıganı yok. Taharat kılmakçı olsa, avval, ana şu, müstahap deb atargan amalini kılıp, arka aldı azalarını yuvuşka ötedi. Ya ki buranı koludan mı, badanını başka cahiden mi, bir az kan çıktı da, bizim mezhep boyunca taharat gitti. Taharatını yengileş gerek. Ana, bazı bir kişiler düşünmezlik akıbatı da, mana şu halette hem, haligi, müstahab deb atalgan amal, yani ki arka aldığını su bilan yuvuşunu demek lazım topadılar, şunu kılıçar. Mana şu işini kılıçta çekereden çıkış manası da, haddan açış manası da bazı bir vaktilerde sağlıkka zarar boladığan işler hem bu kalitkarlığı köpçülüğünü maktublarından, gap sözlerinden bilinedir. Misal üçün ota soğuk paytlarida soğuk su bilan aslida shar'iy hukm bo'yicha kerak bo'lmagan mustahabni qilaman deb odamlar o'zlarini shamollatib olishlari, kasallikka chalinib qolishlari va boshqa holatlarni afsus nadomat bilan aytiladi. Mana shu narsa hozirgi kunda ham davom etib kelyapti. Men avval şu sohbetin mukaddemesi de etken yapım. Ana şu, çok soru, en çok takırlardan sorulardan biri şu. Ben uklap kalıp durdum, taharat kımakçımen, müstahap kılışım gerek mi? Ben kolumdan kan çıkıp taharatım gitti. Şu taharat gitkenden keyin, ben taharat kımakçı basam, müstahap kılışım gerek mi? O çünkü okşagın, sorular tekrar geledi. Demek cevap şu ki, bunda halette müstahap kılışka hiç kanaka hacet yok. Çünkü bedeniniz pak. Kazayı hacet kıganiyiz yok. Taharat üşetkeniyiz yok. O gapni demek bedenide necaseti, iflas nersesi bar adam hoşanı ketkazış için kıladı. Ya ki kağaz bilen, taş, kesek bilen ketkazgenden keyin, yana ham poklanishni ziyoda qilish uchun qiladigan amal hisoblanadi. Mana shu narsani yaxshi tushunib olish kerak. Bizi o'zimizni ko'p qiynaganidan buni alohida mana shu suhbat tarzida jonli qilib, ham surat bilan, ham ovoz bilan maydalab bayon qilib berishga muhtoj bo'lyapmiz. Chunki ba'zi bir odamlar yaqinda ham keldi. Bir adam soruyordu, singlisi kesel eken, keseldiği şu bedenige su teyse, yani ziyade buluş havfı hem var eken, ana şu demek insanını su işletmezden müstehap kısa buladı mı degen manadegi savalını ediyordu. O şeyem ana şu, herige uykudan turgende, kolundan kan çıkkende, yani ki su işletişke mutlaka hacet bulmagendegi payetini sorup aytilyapti. Avval aytganimizdek, mana şu sebepten kasalga chalinganlar, yoki shuni xavfida turganlar ko'pligi ham takror aytiladigan narsa. Shuning uchun biz bu gaplarni takror maydalab tushuntirdikki, bundan keyin inshaalloh hamma tushunib, bu masalada qayta savol qo'zish yoki qandaydir bir xijolatli taraflariga o'tishga shoyatki chek qo'yilsa deb. Alloh subhanahu va taolo
aytadigan, eshitadigan narsalarga amal qilishimizni, dinimizni to'g'ri tushunib, unga to'g'ri amal qilib, ibodatlarimiz Alloh taoloning dargohida qabul bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.